Ukrayna ekibinin ardından çıkacak Fransız ekibiyle birlikte daha sonra gelecek iki takım daha geride puan olarak. Asıl merak ettiğimiz, bizi belki bir nebze olsun tedirgin edebilecek olan, küçücük de olsa, bu ikili olacak. Nadezhda Frolenkova, Mikhail Kasalov ikilisi. Bizi takımda arkadaşlarımız desteklemeye geldiler. Buradan görüyorum. Hokeyciler var aralarında. Bütün takımlar arkadaşlarını desteklemeye geldiler. Bu yarışmalardan sonra sektörde de olacak. Evet. Özellikle izlemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü dünyanın en iyi senkronize takımları şu an buradalar. Evet, senkronizede de toplam 5 takım var. Bir Türk, 2 Fin, bir İsveç, bir Rus takımı. İnanın mükemmeller. Bu heyecanı da yaşayacağız hep birlikte. Şimdi Frolenkova Kasalo ikilisinin serbest programdaki serisini izliyoruz.
Rolenkova, Kasalo, Ukraynalı çiftin serbest programdaki sunumunu izledik. Buse neler söyleyeceksin? Kendileri memnunlar, arkadaşları memnunlar. Bence de keyifli bir programdı. Senkronizasyonlarını hiç kaybetmediler. Tam bekledikleri gibi, istedikleri gibi bir program geçirdiler. Görüyorsunuz gayet memnunlar kendilerinden. Ama çiftlerimizin bugün çok yorulduğunu görüyorum. Tabii ki kolay değil. Ben tek başıma 4 dakikayı çıkarmakta zorlanırken onlar 2 kişi sürekli birbirleriyle beraberler. Hiç kolay bir şey değil. Ama iyi kaydıklarını da antrenörlerinin suratına anlayabiliyoruz. 47.90'dı evet. Kısa programdaki puanları. Çok yakındı yine üst kısma. Zaten iyi bir çift. Bayan sporcunun özellikle egemenliğinin yüksek olduğunu görüyoruz. Esnek bir sporcu ve mimikleriyle etrafı etkileyebilen, kendini izlettirebilen bir sporcu. Keza erkek sporcumuz da ona uyum sağlamakta zorluk çekmiyor. Ama gerçekten iyiydiler. İyi olduklarını salona da hissettirdiler. Bayağı bir alkış aldılar. Liftleri iyiydi. Kendileri de memnunlardı. Etrafa pozitif olduklarını hissettirdiler. Buradan gördüğüm kadarıyla birçok artı puanları var. Zannediyorum zirveyi zorlayacaklar şu anda. Düne göre daha iyi bir yerde olacaklardır. Evet, yavaş yavaş artık onların da puanları gelecek. Nadezda Provenkova, Mihail Kasalo. Salon yavaş yavaş dolmaya başladı. Özellikle her yer dolu ama sporcuların ve pisu görevlilerinin VIP diye adlandırdığımız yerde yer yer boşluklar olduğunu görüyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi bayan patencilerin programları daha yeni bitti ve yarın tekrar yarışmaları var. Sabahın 7'sinden beri burada oldukları için takip etmekte sıkıntı çekiyor olabilirler. Ama Alper ve Alisa çiftinin sırası geldikçe yavaş yavaş her yer dolmaya başladı. Ben içerideki arkadaşlarımı bile şu anda türbünde görüyorum. Onlar da desteklemek için ellerinde Türk bayraklarıyla hazır bir şekilde bekliyorlar. Her geçen dakika tribünlerdeki boşluklar da azalıyor dediğin gibi. Bu sefer baya baya azaldı. Şu anda karşı tribünde çok az bir boşluk görüyoruz. Arkamızda da büyük oranda dolmuş durumda. Neredeyse yok gibi. 2000 kişilik bir salon burası. Biletler günler öncesinden satıldı. Şu anda gelmek isteyen insanlara bilet bulamıyoruz. Kara borsaya düşmüş durumda biletler. Öyle söyleyeyim. Evet, şimdi Prodenkova, Kasalo ikilisinin puanları oldukça iyi geldi. 74.06 puan 121.96'ya çıkardı onları. Çok rahat bir şekilde